Merhabalar değerli izleyenler. Önce çocuk programımıza hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde çocuklarda gıda alerjilerini değerli konumla birlikte ele almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi programımızın akışı içerisinde sokak röportajlarımız olacak. Bir tane de VTR'miz var. VTR'mizi değerli hocamızla birlikte çektik ve çocuklarda cilt cilt testi nasıl yapılır, ne zaman yapılır, kimlere yapılmalıdır? gibi konuların soruların cevaplandığı bir VTR olarak hazırlandı. Bize canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. Sosyal medyadan facebook.com slash mail adresimiz olarak önce telefon numaramız 0312 294 4 294. Efendim bu çok önemli bir konu. Özellikle can boğazdan geçer dediğimizde yani gıda ya ilk alışma döneminden itibaren hepimizin her çocukta hemen hemen farklı boyutlarda ve düzeyde yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz sorunları içeren bir konu gıda alerjileri. Dolayısıyla bugün çok önemli ve çok da kapsamlı bir program yapmayı umuyor ve diliyoruz. Bugün çok değerli bir konum var Sayın Hocam Profesör Doktor Can Ömer Kalaycı. Çocuk alerji ve astım uzmanı. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam <laughs> teşekkür ediyorum. Yoğun programımızda zaman ayırdınız. Benim Teşekkürler. de emeğiniz var. Üniversite yıllarında Sağ çok ol. teşekkür ediyorum hocam. Şimdi hocam gerçekten de konu çok kapsamlı ve geniş. Sizin de bu konuda çok engin bir tecrübeniz var. Teşekkür ederim. Çok bu grup hastayı özellikle çok başarılı bir şekilde tedavi ettiğinizi biliyorum çünkü genel pediatri takiplerinde de bu testlerin yapılması, yorumlanması, tedavi planlanması, bu hastaların takipleri öyle zahmet ve emek isteyen bir süreç. Siz de buna çok emek ve zahmet verdiğinizi biliyorum. Onun için de çok mutluyum burada olmanızdan. Şimdi hocam isterseniz bir tanımlamayla başlayalım. Bu bir bağışıklık sistemiyle ilintili bir durum ve besin alerjisi. Şimdi bu besin alerjisi nedir? Nasıl tanımlama tanımlarız? Bağışıklık sistemiyle ilintisi nedir? Nasıl olmaktadır? Bununla başlayalım. Besin alerjisi bir kere en kısa tarifle istenmeyen besin reaksiyonları. Yani bir besini tükettiğiniz zaman istenmeyen bir yanıt vereceksiniz ona. Buradaki kritik soru her istenmeyen besin yanıtı besin alerjisi değildir. İstenmeyen besin reaksiyonlarının yalnızca bir kısmı besin alerjisidir. İstenmeyen reaksiyonların besin alerjisi olarak tanımlanması için mutlaka bağışıklık sistemi aracılığıyla meydana gelmesi gereklidir. Burada çok sık rastlanan bir hatayı düzeltmek lazım. Alerjik hastalıklar bağışıklık sisteminin bir zafiyeti değildir. Bağışıklık yetersizliği değildir. Tam tersine alerjik hastalıklar bağışıklık sisteminin aktif çalışması gerekmeyen bir kısmının çalışması demektir. Yani fazla çalışması bir bölümün aslında normalde o bölümün çalışmaması lazım. Bu fazladan çalıştığı zaman alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Evet, hocam. Bu durumda her istenmeyen besin reaksiyonu alerjik değil, besin alerjisi değil. Bazı örneklerle açıklamak Tabii, en güzeli. Örneğin... Çok kahve tükettiğiniz zaman çarpıntı olur. Bu besin alerjisi değildir. Yahut da bazı besinleri tükettiğiniz zaman içinde süt şekeri olunca ishal olursunuz. Bu da besin alerjisi değildir. Besin zehirlenmesi denilen ayrı bir grup vardır. Yediğiniz gıdanın içinde mikrop olur. O zaman yakınmalarınız olur. Bu da besin alerjisi değildir. Bazı besinleri tükettikten sonra Sarılık gelişebilir insanlarda bu da besin alerjisidir. Peki o zaman besin alerjisi nedir? Besin alerjisi besine tükettikten sonra bağışıklık sisteminin hareketiyle geçmesiyle ortaya çıkan reaksiyonlardır. Nelerdir bunlar? Hemen bir en korktuğumuz şey anafilaksi dediğimiz halk dilinde ölümcül besin reaksiyonları. Örneğin bir besini tükettiniz ardından ölümcül bir reaksiyon oldu. Bu besin alerjisi. Hemen iki saat içerisinde gelişir. Sistem sistem gidersek ciltte ürtiker halk arasında kurdeşen denir. Bu bir besin alerjisi reaksiyonu olabilir. Ciltte dudaklarda, gözlerde şişme, alerjik şişme diyebiliriz. Belki anjiyo ödem dediğimiz o bir besin reaksiyonu olabilir. Ve egzema, atopik dermatit bunlar en sık görülen ciltte. Solunum sisteminde astım, alerjik nezle ve gözlerde konjonktivit olabilir. Sıklıkla etkilenen mide bağırsak sisteminde ishaller, kanlı dışkılama, kusmalar olabilir. Bunların sıklıkla bir ya da birkaçı bir arada olabilir. Ama besin alerjisi dediğimiz zaman bunları kastediyoruz. Evet. Hocam şimdi zaten bunların detaylarında geçeceğiz. Şimdi ikinci soru olarak da şeyden devam etmek istiyorum. Şimdi biz e, bebekler özellikle 6 aylık olduktan sonra artık ek gıdalara geçmeye evet. başlıyoruz ve orada belli 2-3 gün kuralıyla ek gıdaları minik minik bir aşamalı olarak geçiş süreci olarak uyguluyoruz. Şimdi burada yeni bir durum var mı? Besin e, alerjilerinden korunmak ve çocuklarımıza bebeklere ek gıdalara geçiş geçişlerce nasıl bir yol izlemektir? var. Ki? Buna yenilikler <laughs> de var. <laughs> evet hocam. Ne Eskiden bildiğimiz şeyler de var. Buyur Şimdi hocam. üç tane ayrı, ayrı senaryoyu ele alalım. Bir tanesi bir bebek sağlıklı bir bebek, hiçbir ilk altı ay alerjik problemi olmamış, ailede de bir alerjik problemi yok. Bu çok bir çocuğun, bebeğin alerjik hastalık geliştirme riskini artıran en önemli etken birinci derecede akrabalarında anne baba kardeşte alerjik hastalık olması. Şimdi bir tane bebek ele alalım. Bu bebekte ek gıdalara başlarken hiçbir şey gözetmeye lüzum yok. Eskiden derdik ki alerji olasılığı yüksek olan gıdaları geç başlayın. Şimdi bu kalktı. Böylece hiçbir riski olmayan bebekte herhangi bir bebek gibi önce işte e, yoğurt başlanır, yumurtanın sarısı bunlarda bir şey gözetmeden başlıyoruz. İkinci grup bebek, bizim için önemli olan bebekler, alerji riski olan bebekler. Yani henüz bir alerji geliştirmemiş ama annesinde babasında alerji riski var. Acaba bu bebeklerde biz mama yahut da besine geçerken bir şey gözetelim mi? Bu çok araştırılmış bir konu. Aslında kısa yanıtı şu, pek aman aman bir şey fark etmiyor. Yani besinleri sakınmıyoruz. Öbür çocuklar gibi yapıyoruz. Bir tek bunun ayrı şu söylenebilir. Ailede süt alerjisi var ise süt içermeyen mamalara geçti, mamaya geçtiğimiz zaman süt içermeyen mama beslersin, mama ile beslersek bu çocuğu egzama, atopik dermatit riskini biraz azaltıyoruz. Hışıltı riskini azaltıyoruz ama astım, alerjik nezle bunları azaltmıyoruz. Evet. Üçüncü grup esas önemlisi bu sanırım. Yine bir örnek bir bebeğin e, diyelim atopik dermatiti var. Zaten bir alerjik hastalığı var ve diyelim yumurta alerjisi var bu bebeğin. Evet. Eskiden derdik ki alerji riski yüksek olan gıdaları iki sene bir kenarda tutun. Şimdi tam tersini söylüyoruz. Ne, şöyle bir şey oldu. Bundan bir yıl önce gerçekleştirilen bir bilimsel çalışma. Atopik dermatiti yahut da egzama da diyoruz ikisi aynı şey. Yumurta alerjisi olan çocuklar bunlar. Yumurta alerjisi olan çocuklar alındı. Bebeklerde sık çocuklarda sık görülen alerjilerden bir tanesi kuru yemiş alerjisidir. Bu bebekler iki gruba ayrıldı. Yani atopik dermatit ve yumurta alerjisi olan bebekler. Bir gruba hayatın erken döneminde fıstık, tabii bütün bütün yutturulmadı fıstık krema şeklinde verildi. Öbür gruba da 5 yaşına kadar fıstık verilmedi. Ne? Eski usul 5 yılın sonunda anlaşıldı ki eğer 6 aylıkken yumurta alerjisine ilave fıstık alerjisi olmaz yoksa ve bunları erken dönemde fıstığı Verirsiniz. verirsek ileride gelişme riskini azaltıyoruz. Evet. Böylece bir alerjik hastalığı ve bir besin alerjisi olan çocukta alerji riski yüksek besinleri Geç başlamak değil, tam tersi erken başlamak gerekir. Ancak bunlara allerji, o dönemde alerji olmadığını saptamak gerekir. Zaten bebeklik çağında onu da söyleyeyim istersen. Hangi Tabii. besinlere alerji olur? <laughs> Hocam tam ona gelecektim. Ben Peki. Burada bir şey sorayım hocam, bu çok önemli. Burada galiba şimdi evet alerjisi var. Bugün ben bir hastamızı gördüm. Yumurta yediği zaman ağzının kenarlarında, yanaklarında minik kızarıklıklar oluyor. Annemize de buradan selamlar gönderiyorum. Orada mesela bu durumda testi de yapılmış aslında. Artı bir milimetrelik bir reaksiyon görülmüş. Bu ailede mesela bunu kesmeye gerek yok. Hayır. Minik minik az dozlarda tolere edilebilir nitelikte başlamak en makulü gibi gözüküyor. Burada semptom ve belirti ve bulguların sınırı ne olmalı hocam? Yani hangi hastalarda ne kadar başlamalı? Galiba bu önemli oluyor değil mi? Çok doğru. Şimdi temas yerinde, temas yerinde kızarıklık olması besinlerle çok sık görülen bir şeydir. Özellikle zavallı domates ve çilek bundan çok muzdariptir. Evet. Hep yanlış yere Bunlar suçlanırlar. Hemen hemen görülmez bile. Domates ve çilek alerjisi çocuklarda rastlanmayan alerjilerdir neredeyse. Ama dokundukları yerler kızarabilir. Öte yandan süt, yumurta, buğday, balık, kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı, yer altında yetişen ve fındık, ağaçlarda yetişen bir de biz Türk çocuklarında çok görmüyoruz ama bütün dünyada sık görülen soya. Bunlar da dokundukları yerlerde kızarıklık yapabilir ama bu durumda bazen bu alerji belirtisi olabilir. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Böyle dokunduğu yerde kızarıklık olması alerji belirtisi özellikle bu saydığım risk besinleri dışında pek bir önemi yoktur. Domatesli, çilekli bilmem ne bunlar hiç görülmez zaten. Ama diğerleriyle ilgili böyle bir şey olduğu zaman hastanın gerçek anlamda alerjisi var mı? Bunları tükettiğinde bir yerinde bir şey oluyor mu diye bakmak lazım. Çünkü herhalde biraz sonra söyleyeceğiz. Testlerin pozitif olması alerji dedirtmez. Testlerin pozitif olması alerji olabileceğini düşündürür. Alerji demek için besini tüketince bir İstenmeyen bir şey olacak evet. hocam e, teşekkür ediyorum burada bu arada çocuklarda en sık göreceğin alerjilerde evet. sıralamış olduk hocam bir de gene çok önemli e, bir sorun oluyor genelde Şimdi anne sütüyle beslenen bebeklerde bazen anne sütünden yediklerinin sütten geçerek çocukta reaksiyon çok yapma durumları oluyor. Burada anneler özellikle baklagiller burada suçlanıyor. Ee, işte bunları yediğinde çocukta gaz ve benzeri sorunlar bazen alerjiyle karıştırıyor. Buna da bir sizden duymak çok çok önemli. Çok güzel. Anne'nin beslenmesi ile yani emziren annelerin beslenmesi ile çocuktaki septon ve belirtiler ne zaman besin gıda alerjisi anlamına gelir? Çok Bu çok güzel. önemli hocam. Şimdi bunu birincisi önce şunu söylemem lazım annenin beslenmesini değiştirerek bebeklerde alerji gelişmesini engelleyemiyoruz. Birincisi bu. O yüzden anne diyet yaptırmıyoruz. İki, ikinci senaryoda diyelim bebekte biz alerji testini yaptık ve süt alerjisi saptadık. Tamam Bu Anne de emziriyor. Bu durumdaki soru anne de ama bu, bir başka senaryodan da söz edeceğim için testin pozitif olması önemli burada. Testi yaptık. 6 aylık bebek süt alerjisi var. Annenin diyetinden sütü çıkaralım mı? Değil mi bu soru evet. bu? Ya da diğer gıdalarda olabilir burada. Peki, herhangi başka bir evet. gıda ama bebekte alerjiyi saptadık, testin pozitif olduğu alerjiler, bir de testin negatif, negatif olduğu, olduğu. alerjiler vardır. Bu durumda yapılacak şey annenin diyetinden sütü bir süre çıkarmak. Diyelim 72 saat ya da 3 ila 5 gün. Evet. Ondan sonra Annenin diyetine sütü tekrar koymak, challenging, Aynen. provokasyon yükleme. testi yap. Evet. yani çıkarma ve yükleme. Evet. Bu anne sütünden geçen inek sütünün, burada örneği inek sütü diye verdik, evet. bebeğe alerjik reaksiyona yol açması olabilir mi? Evet olabilir. Ama bu çok nadir bir şeydir. Ama buna bakmak lazım. Burada yanlış olan anneye sütü yasakladık. Bir yıl yasak. Öyle değil. Anneden çıkaralım ama 5 günlüğüne çıkaralım. Ee, anneden, anne sütünden geçen inek sütünün bebeğe alerjik anlamda dokunduğunu söylemek için çıkarınca yakınmalar düzelecek, anneye içirince tekrar yakınmalar çıkacak. Bu oldukça nadirdir. Ancak ikinci bir şey var. Özellikle bebeklerde mide bağırsak sisteminin et, et, etkilen, etkilendiği bir besin alerjisi tipi vardır. Bunun da üç tipi vardır. Kalın bağırsağın etkilendiği, İnce bağırsağın etkilendiği, kalın ve ince bağırsağın bütün olarak etkilendi. En sık gördüğümüz iki hafta kadar erken başlayan, ortalama 4 ila 8 haftada başlayan, sırf anne sütüyle beslenen çocuklarda kakasında kan ve sümüksü yapıların çıkması. Evet. Burada yalnızca kalın bağırsak etkileniyor. Evet. Burada işte sorumlu doğrudan anne sütünden geçen besin proteinleridir. Türk çocuklarında en sık rastladığımız süt ve yumurtadır. Öbür bir de kendini şiddetli kusma ve ishalle hem kalın hem ince bağırsakla belli eden daha çok daha nadirdir o, o evet. ek gıdalar başlandığında evet. ortaya çıkar hocam zaten bu inek su protein alerjisini ayrı bir başlık altında konuşacağız çünkü bu çok önemli ee, şimdi hocam bir de e, aileler annelerimiz... Önce Ahmet Buyur. diyetten çıkarınca sittin sene çıkarmıyoruz tamam mı aynen aynen zaten hocam onun detayları da var ne, çünkü düzelme <laughs> süreci de var dolayısıyla onu da evet. söyleyeceğiz ee, şimdi hocam bir de aileler e, genelde genel pediatri pratiğinde de ee, sadece ciltte bir bulgu olduğunda bunun alerjik olduğunu düşünerek genelde hekime boşvuralım. Oysa ki gıda alerjilerinde alerjinin tuttuğu organ ve sistemler var. Okay. Şimdi hocam, dolayısıyla sorum şu. Ee, gıda alerjilerine bağlı hangi organ ve sistemler tutulmaktadır ve bunlar nasıl kendini göstermektedir? Yani cilt, solunum sistem, sistemi, kardiyovasküler sistem ve diğer birçok sistem tutuluyor. Bunlar hangi belirtilere kendini Güzel <laughs> hocam? Birincisi ciltten başlayalım. Evet. Halk arasında en çok bilinen o. Evet. Ciltte besin alerjisi kendini nasıl hakikaten sık tutulan bir sistemdir. Bir, ürtiker olarak kendini gösterir. Halk dilindeki adı kurdeşendir. Evet. Kurdeşen sıkıntıdan olmaz tanıdığı gibi çocuklarda besin <laughs> evet, evet. alerjileri. İki, alerjik şişme dediğimiz çocuğun mesela dudağı şişer, gözü şişer, parmak uçları şişer. Buna da alerjik ödem diyebiliriz. Evet. İkincisi evet. bu. Üçüncüsü atopik dermatit yahut da egzema denilen şey. Ciltteki bulgular en sık budur. İkincisi mide bağırsak sisteminin tutulması. Mide bağırsak sisteminde kalın bağırsak tutulabilir. Anne sütüyle, sırf anne sütüyle beslenen çocuklarda kakasında kan ve sümük çıkar. İkincisi kusma şeklinde olabilir. O yalnızca daha ziyade ek gıdalarla beslenen çocuklarda ortaya çıkar. Bir de hem kusma hem de kakasında kan ve ishalle olur. O bütün bağırsak tutulmuştur. Barsak. Bu gıda alerjilerinin bir özelliği vardır. Bu gıda alerjilerinde sanırım biraz sonra izleyeceğimiz filmde göreceğimiz cilt testleri negatif olur. Evet. Buradaki mide bağırsak sisteminde negatif olur. Bunlar da tanı sorumlu olabileceğini düşündüğümüz gıdayı diyetten çıkarınca yakınmaların düzelmesi, o gıdayı diyete geri koyduğumuzda yakınmaların ortaya çıkmasıyla tanı koyarız. Evet. İkincisi bu. Üçüncüsü bir de yine mide bağırsak sisteminde daha nadir görülen, daha büyük çocuklarda görülen polen alerjisi olan çocuklarda bazı sebze ve meyve yenildiği zaman ağız çevresinde, ağız içinde kaşıntı, kızarıklık olması bu apayrı bir şeydir. Evet. Üçüncü sistem tutulan solunum sistemidir yani akciğer bronşlarda daralma, astım gibi, alerjik nezle, burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma, tıkanıklık ve gözlerde sulanma. Ancak besin alerjileri solunum sistemini etkilediği zaman çoğunlukla bazı istisnalar olmakla beraber buna eşlik eden ya mide bağırsak sistemi bulguları. Yahut da cilt bulguları vardır. Yani besin alerjilerinin tek başına solunum sistemini etkilemesi nadirdir. Evet. Bir de anaflaksi dediğimiz işte besin alerjilerinin ölümcül tipi vardır. Bu çocuklarda besini tüketim, besin tüketiminden, sorumlu besini tüketmekten kısa süre sonra bütün sistemler tutulur, mide bağırsak tutulur, deri tutulur, solunum sistemi tutulur, kalp tutulur. Bunlar ölümle sonuçlanabilir. Buna biz anafilaksi adını veriyoruz. Evet. Hocam zaten bu anaflaksi ayrı bir başlık altında tamam. çünkü bu ailelerin yapması gerekenler, evet. alması gereken önlemler var. Bunlara ayrıca geleceğiz değerli hocam. Şimdi bir de e, bunlar bu çok önemli ve ciddi bir gözlem gerektiren, hekim nezaretinde yürütülmesi gereken işler. Dolayısıyla bu tür gıda alerjisi olan çocuklarda nasıl bir takip planlanmalıdır? Nelere dikkat edilmeleri? E, aile ve doktor ilişkisi burada çok önemlidir. Çok. Gözlemin paylaşılması, tecrübelerin birlikte değerlendirmesi çok önemli. Ne dersiniz hocam? Şimdi bu söylediğin çok doğru. Besin alerjilerinde hasta-hekim ilişkisi çok önemlidir. Çünkü hem sorumlu besini hastanın diyetinden çıkarıyoruz. Bir. İkincisi bilerek ya da bilmeyerek o besinle karşılaşınca ortaya çıkan reaksiyonlara en birincil olarak ölümü engellemek için müdahale ediyoruz. İki, üç, hastalara gereksiz besin yasaklamaları yapmak istemiyoruz. Dört, besin alerjilerinin önemli bir kısmı geçer. Besin alerjileri geçtiği zaman hastayı ondan mahrum bırakmamak istiyoruz besin alerjilerinde. Beşincisi de yasakladığımız besinin besine ait gıda maddelerinin besin madde gıdanın besleyici kısımlarını başka bir şekilde yerine koymamız lazım. Bu, çünkü büyüyen bu, gelişen bir organizma tabii, çocuk. Tabii. Çünkü ö, bir çocuğa sütü yasakladınız ama sütün içinde 3 tane önemli şey var. Protein var, hadi yağ kolay kısmı. Protein var, kalsiyum var, vitamin var. Bu üçünü başka yerlerden koymazsak besin yetersizliği olur çocuklarda. Böylece besin alerjilerinde hasta hekim ilişkisi bu beş maddeyi sağlamak bakımından evet, çok, çok önemlidir. Hocam şimdi e, aile işte cilt bulgusu, solunum bulgusu, sistemi sistemiyle ilgili bir herhangi bir bulguyla şüphelendi ve hasta bize geldi. Özgeçmiş, soygeçmiş, muayene hepsini değerlendirdik ve tanısal yöntemlere geldik. Şimdi burada hangi bir kan testleri var, bir de cilt testleri var. Biz burada burası biraz çok önemli hocam çünkü. Ehil ellerde olmadığı zaman gereksiz ve yanlış yorumlamalarla bazen gereksiz testler evet. bazen de gerekli testin gecikmesi gibi bir dur ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla mesela kan testleri önemli midir? Ne zaman yapılmalıdır? Cis testleri kime ne zaman nasıl yapılmalıdır? Bunların yan etkileri nelerdir? Yaş sınırı var mıdır? Hangi alerjenleri, hangi içerikli alerjen testlerini seçiyoruz? Yaşa göre neyi seçiyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Ne dersiniz hocam? Şimdi Tanısal birincisi... yöntemler alerjileri alerjik hastalıkların tanısında en önemli metot hastalardan alınan öyküdür. Çünkü yaptığımız alerji testleri ancak hastaların yakınmalarıyla bağdaştırıldığı zaman önemlidir. Örneğin bir hasta geldi. Ürtikeri var, kurdeşeni var. Belli aralıklarla çıkıyor. Diyor ki yılda iki defa kurdeşen oluyor bu çocuk. Ama bu çocuk çatır çatır süt tüketiyor, hiçbir şey olmuyor. Onunla sütle test yapmak çok anlamlı değil. Çünkü ne zaman anlamlı? Diyecek ki hastaya süt tükettiği zaman döküntüsü oluyor. Bazen öyle olur ki hastamız hiçbir şeyden kuşkulanmaz. O yüzden taramak için yapabiliriz. Ama bir çocuk süt tükettiği halde hiçbir şey olmuyorsa ona süt alerjisi olmaz. İsterse testleri arşı alada pozitif olsun. Hiç fark etmez. Dolayısıyla öykü çok önemli. Bir diğer örnek biz sokağa çıkıp 100 tane çocuğa test yapsak 8 tanesinde polenlerle pozitif buluruz. Ama bu çocuk polen mevsiminde hapşırmıyorsa, nefesinden almıyorsa bunun hiçbir önemi yok. Bir öykü çok önemli. İki, Aller, besin alerjilerinin iki tipinden söz ettik. Bir tanesi alerji testlerinin kan ya da cilt testleri pozitif olduğu. Bir tanesi de özellikle mide bağırsak sistemini tutan, kendini kusma, bazen karın ağrısı ve özellikle en sıklıkla kakasında çocuğun kan ve sümüksü yapılarla kendini gösteren alerji testlerinin tamamen negatif olduğu bir grup var. Dolayısıyla bir alerji testlerinin pozitif olduğu besin alerjileri var. Evet, alerji de. testlerinin negatif olduğu. Her ikisinde de sonunda alerji testlerinin çanısında geldiğimiz bu alerji testlerinin pozitif olduğu grup çok daha sık görürüz. Evet. Neticede onu yaptıktan sonra da hastada diyelim bir besin alerjisinde pozitif bir şey saptadık. Hep sütten gidiyoruz. Bu sefer başka bir şey söyleyelim. Buğday. Evet. Buğdayla pozitif reaksiyon saptadık ve hastanın kanında da baktık. Buğday reaksiyonu yüksek ve düşünüyoruz ki buğday alerjisi hastanın yakınmalarından sorumlu olabilir. Ölçtüğümüz dereceye bağlı olarak bazı hastalara yükleme testi yapıyoruz. Bu şu demek? Hastanın eğer anafilaksi dediğimiz ölümcül besin alerjisi öyküsü yoksa, ölçtüğümüz değer çok çok yüksek değilse, belli sınırlardaysa o zaman hastamıza buğdayla yükleme testi yapıyoruz. Onun belli kuralları var. Ama demek ki öykü bir alerji testleri tanısında. İkincisi cilt testleri ve kan testleri. Ancak cilt testleri ve kan testlerini değerlendirmek, bunu söylemem lazım. Tabii Uzmanlık gerektiren bir iştir. Evet. Hocam çok önemli, sıkça karşılaştığımız bir şey. Ya çocuğumun belli bazı alerjilerden şüpheleniyorum ama yaşı daha küçük biraz büyüsün ondan sonra yaptıracağım. Bir aslında buradan iki mesaj çıkıyor bir tanesi demek ki öyle çok ciddi bir sorunu yok ama bir merak giderme e, gibi düşünülüyor olabilir. İkincisi de bir yaş herhalde bu açıdan bir sınır değil değil mi hocam ne çok dersiniz bu iki noktaya? Şimdi hep yanlış bir şey var. Alerji testleri 3 yaşın ya da kimi 5 yaşın altında yapılmaz. Bu yanlıştır. Ancak Test yaptığımız alerjen madde yaşa göre değişir ve hastalığa göre değişir. Örneğin egzaması olan bir hastamızda 2 yaşında bir çocukta egzaması varsa ona besinlerle test yapmak çok doğrudur. 6 aylık bir çocuk daha küçüğe düşeyim. Besinlerle alerji testi yaparız. 5 yaşında astım şikayetiyle gelmiş bir çocuğa ise besinlerle test yapmayız. Evet. Ona soluduğumuz şeylerle test yaparız. Nedir? Ev tozu akarı yaparız, kedi yaparız, hamam böceği yaparız, polen yaparız. Öte yandan 2 yaşında astım düşündüğümüz bir çocuğa soluduğumuz şeylerle test yaparken onlara polenleri pek dahil etmeyiz. Çünkü evet. o üç yaşından sonra pozitif olur. Yani kısacası alerji testleri her yaşta yapılır. Yapabilir. Hayatın ilk gününden itibaren. Evet. Ancak alerjisini test ettiğimiz madde bir yaşa, iki hastalığa göre değişir. Evet. Hocam sizi kesmemek için bazı sorularımızı erteledik. Şimdi müsaadenizle bir cilt testleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilir onunla ilgili VTR'mizi izleyelim. Tamam. Sonra gıda alerjilerini kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Tamam. Alerjik hastalıklar çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarının başında gelir. Alerjik hastalıkların tanısında kullandığımız en önemli yöntem de cilt testleridir. Cilt testleri uygun şekilde kullanılıp uygun şekilde değerlendirildiği zaman alerjik hastalıklar hakkında bize son derece bilgiler verir. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi cilt testlerinde yaş sınırlaması olup olmadığıdır. Cilt testlerinde bunun kısa cevabı cilt testlerinde yaş sınırlaması yoktur. Her yaşta cilt testi uygulanır hastaya hayatın ilk aylarından ilk günlerinden itibaren. Ancak hastaya uygulanan cilt testlerinin içeriği yaşa göre değişiklik gösterir. Temel olarak iki ana maddeye karşı duyarlılığı saptamak için cilt testlerini kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi besinler. Bir tanesi de soluduğumuz alerjenler. Besin alerjileri çocuklarda erken dönemde sıkla rastlanır. Temel olarak süt, yumurta, buğday, kuru yemişler, balık ve kabuklu deniz ürünleri bizde daha nadir görülmekle beraber dünya ölçeğinde sıklıkla soyaya karşı alerjiler gelişir. Solunum yolu alerjileri dediğimiz zaman ise ev tozu akarları, değişik polenler, Hayvanlar, kedi, köpek, hamam böceği ve at, küf mantarları ve küf olmayan mantarlara karşı alerjilerden söz ediyoruz. Deri testlerini kullanırken bunun dışında ayrıca ilaçlara ve bazı nadir görülen durumlarda kullandığımız e, alerji testleri de vardır. Ancak temel olarak besinler ve e, soluduğumuz maddelere karşı alerjenleri saptamak için kullanıyoruz. Cilt testlerini değerlendirirken mutlaka pozitif yanıt elde ettiğimiz hastalarda gerçek yaşamda biyolojik olarak verilen yanıtla uyumunu gözetmeliyiz. Şimdi iki hastamıza cilt testi uygulayacağız. Bu hastalarımızdan bir tanesi besin alerjisi olabilir mi diye düşündüğümüz halk arasında kurdeşen denilen bizim ürtiker dediğimiz hastalığı olan bir hastamız. Diğeri ise bizim öykü, muayene ve solunum testiyle astım tanısı koyduğumuz bir hastamız. Böylece ürtikerli olan hastamızda acaba bir besin alerjisi var mı diye bakarken astımı olan hastamızda esasen bir ev tozu akarına karşı alerji var mı diye cilt testlerini yapacağız. Cilt testlerini yaparken kullandığımız değişik seçeneklerimiz var. Benim kullandığımda Gördüğünüz gibi küçük kuyucuklar içerisinde sıvı şeklinde alerjenler var. Bunlardan bir kısmı besin alerjenleri, bir kısmı da ev tozu akarı dediğimiz hayvanlardan elde ettiğimiz maddeler. Cilt testlerinin temel amacı burada sıvı şekilde gördüğünüz bu alerjenleri cilt altına nakletmek ve oradaki reaksiyonları gö görmek. Bunu yaparken bir kuyucukta pozitif kontrol dediğimiz herkeste de pozitif yanıt veren bir madde var. Histamin diyoruz. Bir kuyucukta ise hiç kimse de pozitif yanıt vermemesi gereken bir madde var. Ona da negatif kontrol diyoruz. Testlere başlarken önce hastalarımızın test yapacağımız alanı bir dezenfektan madde ile temizliyoruz. Aynı şeyi bu hastamızda da yapıyoruz. Cildi temizledikten sonra ön kola bu hastamız daha önce de söylemiştim ürtiker kurdeşeni olan bir hastamız besin alerjilerini sırasıyla yerleştiriyoruz buraya. Burada koyduğum besinler çocukluk çağında sıklıkla besin alerjisine yol açan besinler. Bunlar. Süt, yumurta akı, buğday, balık, kabuklu deniz ürünleri, kuru yemişlerden Türk çocuklarında fındık, daha nadiren fıstık ve e, bizde nadiren görülen soya. Bu kola bir, bir de negatif kontrol yerleştiriyoruz, yani herkeste negatif sonuç verecek bir madde serum fizyolojik tuzlusu. Bu kola ise bir tane pozitif kontrol yerleştirdik. 15 dakika sonra reaksiyonlarını göreceğiz. Testlerimizi uyguladık. Üzerinden 15 dakika geçti. Şimdi testleri değerlendiriyoruz. Önce negatif kontrole bakıyoruz. Bu negatif kontrolümüzdü. Gördüğünüz gibi bir reaksiyon yok. Bu da pozitif kontrolümüz. Pozitif kontrolümüzde dikkati çeken ortada beyaz bir kabarıklık var. Bu beyaz kabarıklığın etrafında kırmızı bir hale şeklinde bir reaksiyon var. Bizim için kritik olan ortadaki beyaz kabarıklığın çapı. Bunun en geniş çapını ölçerek not ediyoruz. Burada 8 milimetre bir çapı var bu pozitif reaksiyonun. Negatif reaksiyona bakıyoruz. Negatif kontrol 0 milimetre neredeyse. Bu durumda burada 9 milimetre bir reaksiyon var. Burada 0 milimetre. Yani test geçerli. Neden geçerli? Negatif kontrole yanıt yok. Pozitif kontrole de güçlü bir yanıt var. Burada uyguladıklarımızdan herhangi birine pozitif demek için ortadaki bu beyazlığın 3 milimetreden fazla olması gerek. Burada kuşkumuzu çeken şurada hafif bir kırzarıklık var. Onun ortadaki beyazlığına bakıyorum. Yalnızca 1 milimetre gibi bir şey var. Yok arası bir reaksiyon. Böylece ürtikeri, kurdeşeni olan bu hastamızda bunlara negatif bu besinlere karşı bir duyarlılık olmadığı sonucuna varıyoruz. Hastanın öyküsüne dayanarak en güçlü bir şekilde kuş kullandığımız ev tozu akarı alerjisi. O yüzden hastamıza şimdi ev tozu akarıyla cilt testi uygulayacağız. İki çeşit ev tozu akarımız var. Daha önce silip temizlediğimiz ön kola bu ev tozu akarlarını sırasıyla yerleştiriyoruz. Bir tane. Şimdi 15 dakika bekleyip reaksiyonları okuyacağız. İlk hastamızda olduğu gibi Önce negatif kontrolümüze bakıyoruz. Negatif kontrolde gördüğünüz gibi hemen hemen hiç reaksiyon yok. Bu arzu ettiğimiz bir durum. Pozitif kontrole bakıyoruz. Pozitif kontrolde bir tarafında çıkıntı yapmış bir reaksiyon var. Yaklaşık 9 milimetrelik bir reaksiyon ölçüyoruz böylece. Burada böylece testimiz geçerlilik koşullarını yerine getirmiş oluyor. Yani negatif kontrole negatif yanıt, pozitif kontrole pozitif yanıt. Şimdi alerjisi olup olmadığını sınadığımız alerjenlere bakıyoruz. İki tane ev tozu akarı koymuştuk. Bu Türk çocuklarında nadir rastlanan bir durumdur. Bu hastamızda var. Ev tozu akarlarından bir tanesine ciddi pozitif bir reaksiyon. Şurada gördüğünüz gibi ortadaki Beyazlık hatta şurada bir baloncuk yapmış 7 milimetrelik bir reaksiyonu var. Öte yandan diğer ev tozu akarına Reaksiyonu negatif kontrolden farklı değil. Böylece diyoruz ki bu hastamızın astım hastalığı var ve ev tozu akarlarından bir tanesine duyarlılığı var, bir tanesine duyarlılığı yok. Az önce söylediğim gibi genellikle Türk çocuklarında ikisine birden duyarlılık saptarız. Yüzde 20 kadar hastalarda, hastaların yüzde 20 kadarında yalnızca birine reaksiyon olur. Ama bu oldukça da iyi oldu. Böylece bir alerjene negatif yanıt, bir alerjene pozitif yanıtı bir arada görmüş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee... Konumuza devam etmeden önce hocam bir sorumuz var. İsterseniz Nuray Hanım'ı daha fazla bekletmeyelim. Nuray Durmuş hanımefendi İstanbul'dan. Nuray Hanım hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba efendim buyurun. Benim hocama kısa bir sorum olacak. Lütfen buyurun. 7 yaşında şu an bir oğlum var. Yaklaşık 6 aylıktan beri bir besin alerjimiz var bizim. bir evet. Süt... Et, yumurta ve e, mamullerine karşı evet. altı aya kadar ben sürekli e, sadece anne sütüyle besledim Su dahi farklı bir şey vermedim 6. aydan e, itibaren ilk defa e, bir kaşık maması bir yarım kase kadar e, yedirdim hı hı. Yedirdikten yaklaşık bir 40 dakika sonrasında ciddi bir işte ürtüker oluştu Ve ben hastaneye bilmediğim e, halde işte hastaneye götürdüm evet. e, Hastaneye yetişebildik Anaflaksi geçirdiğini öğrendim ve o gün bugündür bizim ciddi besin alerjimiz var. Evet. Ee, bu seneye kadar e, sürekli kan testi yaptırdık çünkü çok yüksek test seviyelerimiz çıktığı için deri testi uygulamak istemedi e, gittiğimiz doktorumuz. E, şimdi bu sene ilk defa 0.35'ten küçük olması gereken kan testi değerlerimiz. ...ilk defa süt olarak... E, ...33'lü seviyelere... yüzde 33'lü seviyelere e, düştü. Sürekli 100 ve 100'den büyüktür... ...işareti çok yüksek çıkıyordu. Evet. O kadar yüksekti ki... ...bizim e, işte bir peynirli bir kahvaltıdan sonra... ...ağzımızı yıkamadan onu öpmemiz... ...ürtük sebep oluyordu. O kadar hassastı. E, bu sene biraz daha rahat geçirdik. E, fakat şimdi tekrar... E, ...bir 6 ay öncesinde... ...yaptırmıştık testi. 0.33 çıkmış... E, Yüzde %33 çıkmıştı. Fakat tekrar yüzde %60'lı seviyelere çıkmış. Bu iniş çıkışlar normal midir? Bir de ben bunun yanında da hocama şey sormak istiyorum. Bunun yanında ilk defa biz kazein alerjisi var mı diye yine e, kandan baktırdık. Kazein alerjisi bu sene e, ilkokula başladı oğlum. E, kazein alerjisi olan çocuklarda sanırım bu tebeşir tozu alerjisi ile birlikte e, farklı bir e, alerjik bir durum oluşabiliyormuş. Bununla ilgili de bilgi almak istiyorum. Yani benim Anladım. oğlumun çok hassas e, süte karşı bir e, alerjisi var. Kazeyine karşı da bir alerjisinin olduğunu öğrendik. O da 17 şu e, civarında karşı. şu anki alerjisi. Şimdi okul ortamı, sınıf ortamı, oradaki o tebiz şirin e, tozunun havaya karışması besin alerjisini etkiler mi acaba? Ee, Nuray Hanım bir şeyi netleştirmek için soruyorum. Süt ve süt ürünlerine karşı değil mi şu andaki sorun? Ee, Et, yumurta olarak et yumurta. alerjisi var. Bir de hocam, şunu da eklemek istiyorum. 0.85'e indi yumurta alerjimiz. Biz yeni yeni işte denemeye başladık. Sadece yumurtanın sarısını veriyorum. Artık bir tam yumurta sarısı iki günden beri yiyor. Fakat dün biraz önceki test, deri testinde uygulanan bir kabarcık sırtında sadece oluştu. Ve sürekli benim kaşımamı istedi onu. Ölçüm yaptım ben 2 milim civarında ama kabarıklığı yüksek bir kabarıklıktı. Benim evet. bu durumda yumurtayı ara verip tekrar mı devam ...devam etmem gerekir yoksa e, yine aynı şekilde e, daha, devam etmek e, etmem gerekebiliyor mu? Evet, bir şey sorabilir buyurun, miyim ben? Buyurun hocam. Et dediniz değil mi bir de? Evet hocam. Et söylesi. yiyor mu? Hayır hocam yemiyor. Bebekliğinden beri bunların hiç tadını bile bilmiyor. Peki süt ve yumurtanın değerlerini söylediniz. Etin değerini söylemediniz hocam yüzde yani 0.35'ten küçük olması negatif değerdi tamam. ama 94'lerde çıkıyordu. Şimdi o da 30'lu seviyelere indi hocam. Et, mi 30 lu. Et 30 seviyelere tamam. Evet. inmiş evet. Evet hocam. Tamam. Ee, Nuray Hanım çok kritik ve değerli bir soru sordunuz. Teşekkür ediyoruz. Zaten biz de tam bu anafilaksi ve ağır reaksiyonları gelmiş idik. Bu özelde Nuray Hanım'ın sorusuyla gidersek hocam ne dersiniz? Tamam. Önemli bir soru. Şimdi... Aslında birçok şeyi ortaya koyan bir soru sordunuz. Bir tanesi Belli ki sütle anafilaksi var. Ve süt değeri çok yüksek. Evet. Eee kaçlarda dedi? yüzlerin üzerindeyken %0.35'lere ama Yok, iniş çıkışlara, çıkmış. sonra 60'lara 60 çıkmış, çıkmış. İniş çıkışlı bir seyir evet, gösteriyor. Şimdi süt'e karşı anafilaksi denilen bir reaksiyonu var. Süt'e karşı anafilaksi de ilk yapılacak şey eğer yanlışlıkla ...bilerek ya da bilmeyerek süt veya süt ürünüyle karşılaştığı zaman... anafilaksi belirtilerini tanıyıp müdahale etmek lazım. Anafilaksi belirtileri çok kolay aslında. Dört tane organ sisteminden söz ediyoruz. Cilt, solunum, kalp, mide bağırsak. Ciltte döküntü, şişme. Solunumda öksürü, kırıltı, nefes darlığı. Kalpte tansiyon düşmesi ve bayılma mide bağırsak sisteminde karın ağrısı ve kusma. Bu dört sistemi tutan bulgulardan iki ya da daha fazlası kuşkulanılan besinin tüketilmesinden sonraki daha sıklıkla erken dönemde hemen hemen tamamen iki saat içerisinde çıkarsa anafilaksiden kuşkulanmak lazım ve derhal epinefrin ya da diğer adıyla adrenalini derhal yapmak lazım. Onun hazır satılan formları var. Sizde de vardır herhalde Nuray Hanım. Evet. Ondan sonra onu da erhal yapmak lazım. Bu hayat kurtarıcı bir müdahaledir. Alerji şurupları, kortizon değil. Mutlaka anafilaksi gelişeceği zaman adrenalin yapmak lazım. Süt, özel süt örneğinden yola çıkarak... Bu 30 ile 60 arasındaki oynama normal mi diye sordunuz... Sıklıkla olur bu, ölçüme bağlı olarak, ölçümdeki oynamalardan ama çok fark etmez. 30 da çok yüksek, 60 da çok yüksek. Evet. Bundan sonra yapılacak şey sütle ilgili olarak yıllık bu özgül İGE, spesifik IGE dediğimiz ölçümü yapmak, yıllık ölçümlerde gitmek, ancak belli bir noktaya düştükten sonra, belli bir onun tabloları vardır, onun değerleri vardır, <laughs> belki... Önce pişmiş sütle yani 160 derecede 30 dakikada pişmiş süt içeren gıdalarla yükleme testi yapılabilecek duruma gelebilir bu hastamız. Bu durumda süt alerjisi <laughs> geçebilir mi? Evet geçebilir. Geçmeyebilir mi? O da geçmeye de bilir. Ama <laughs> o sütle ilgili değer belli bir şeye düştüğü zaman onunla yükleme testi yapmayı düşünmek gerek. Bu durumda Fırınlanmış süt içeren bir gıda bunun belli protokolleri var. Öyle sıradan yapmıyoruz. Hani oturup bir tane kek yesin diye değil. Belli miktarda süt içeren kek belli derecede belli sütle pişecek. Çocuk onu belli aşamalarda yiyecek. Ama bu ileriki şeylerde şimdilik sütle ilgili her türlü süt ve süt ürününe dikkat. Çocuğunuzun kendisi o epipeni, adrenalin içeren kalemi yapmayı öğrenmesi lazım. Evet. Bu bir. İki, yumurta. Yumurta 0.8 civarında dedi evet. Nuray Hanım. Yumurtayla yükleme testi yapmak lazım. Yükleme testi şu demek. Yumurtanın kendisiyle tartarak veya toz şeklinde yumurtayı çocuğun sevdiği bir gıdaya katıp belli miligram 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 gidip en üst doza çıktıktan sonra 2 saat çocuğu gözlem altında tutmak lazım. Bu esnada ortaya çıkabilecek... Hayatı tehdit edici reaksiyonlar dahil reaksiyona müdahale edecek bir uzmanın yapması. Bunu lazım. 3-4 saatlik bir süreçtir. Onun sonunda bu testi geçerse ondan sonra deriz ki yükleme testini geçti ve tüketebilir. Evet. Hocam burada bir, bir çoklu gıda alerjisinden aynı zamanda bahsediyoruz. Burada galiba Nuray Hanım'ın özellikle de merak ettiği bir soru ve hepimizin merak ettiği bu çocuğun hayatı böyle mi gidecek bir. İkincisi de ve en önemlisi de Acaba e, bunlarda da desensasyon ya duyarsızlaştırma yöntemiyle bu gı gıdaların bünyeye alıştırılma süreci olabilir mi? Yani alerjik rinitte, saman nezlesinde evet. alerjine yönelik immunoterapiler doğru. uygulanıyor. Burada da benzer bir immunoterapitik yöntemler uygulanabilir mi aslında? Çok bu doğru. soruyu da ben sormuş olayım. Şimdi bu birinci soru besin alerjisi geçer mi? Süt alerjisi ve yumurta alerjisi ki Türk çocuklarında en sık gördüğümüz alerjiler... 12 yaşına kadar 80'i geçiyor bunlar. Dolayısıyla büyük bir çoğunluğu geçiyor. Bu çok iyi bir sonuç. Ama hocam. bazıları, örneğin en kalıcı olanlar, balık ve kuru yemiş alerjileri çok daha kalıcı özellik gösterir. Sorulardan bir tanesi? İmmünoterapi hocam. Evet, immünoterapi. Böyle bunun adı oral immünoterapi yani çocuklara duyarlı oldukları besinleri ağızdan çok az miktarda ama çok az miktarda derken bu şöyle diyelim bir biberon su içine bir damla sütle başlıyorsun tamam evet. öyle onun belli protokolleri var ancak bu bu 5 yaşından küçük çocuklara pek yapılmıyor bazı merkezler 3 yaşına indi hala Diğeri senin söylediğin gibi polen alerjisi, ev tozu akarlarında kullandığımız immünoterapi yöntemlerinden farklı olarak bu hala araştırma aşamasında deneysel bir yöntem, rutin olarak uyguladığımız bir yöntem değil. Sebebi bir bazı riskleri var. İkincisi hastalarda bu belli bir miktar oturup hani böyle litrelerce süt içsin değil, belli bir miktar süt tüketilmesi sağlansa dahi sonra hastalar tekrar duyarlı hale gelebiliyor. O da tehlike yaratıyor. evet. evet. Hocam e, Facebook'tan bir sorumuz var. İrem Gürel hanımefendi. Bir yaşında oğlum var. Yumurtayla alerjisi var. Yedirmiyorum ama yine de bacakları kızarıyor. Ne yapmam lazım? Peki. Burada aslında sık rastladığımız bir soru. Demek ki yumurta alerjisi varsa dahi iki şey var. Ya yumurta alerjisi yok. Başka bir şey alerjisi var veya hiçbir şey alerjisi yok. Yani kızarıklıkların Besin alerjisi alakası yok. Şart o, değil. Şart değil değil mi? Başka bir kızarıklığı soru. Kızarıklığı oluyorsa yumurta yemediği halde ama yumurta içeren maddeler de yemeyecek. Kekti, börekti bilmem ne. Onları tüketmediği halde kızarıklığı oluyorsa demek ki yumurtaya bağlı değil bu kızarıklıklar. Belki yine de yumurta alerjisi vardır. Yumurta yerse artacak. Ama en azından o kızarıklıklar yumurtaya bağlı değil. İkinci soru acaba bu bir başka bir besine alerjiye mi bağlı yoksa hayır efendim bu Alerji ile alakası yok. Özellikle atopik dermatit yani egzama dediğimiz hastalıkta alerjisi olur çocukların ama alerjisi olan şey diyetten çıkardığınız halde döküntüler devam eder. Çünkü onda alerjik olmayan bir tarafı da vardır evet. ki o da cilt kuruluğudur zaten. Evet. Hocam e, isterseniz bir sokak röportajlarımız var onu bir izleyelim sonra gıda alerjilerinde genel tedavi ve tedavi yaklaşımı nasıldır onunla devam edeceğiz. Sokak röportajlar efendim. E, öncelikle e, cildinde tahriş gibi, kaşıntı gibi e, belirtiler verebilir. E, bizimkilerde öyle bir gıda alerjisi yaşamadık ama e, Çınar oğlumda ikizlerim var. Onlardan birinde penisilin alerjisi yaşadık, antibiyotiğe karşı. Onun dışında şu ana kadar bir besin alerjisi yaşamadık ama e, gerekli bilgileri doktorlardan alıyorum zaten. İnternetten araştırmalar yapıyorum. Kaşıntı, şişlik olabiliyor, sulanma, tahriş böyle olduğunu biliyorum ama belki başka belirtileri de olabilir. Bu besin alerjileri daha çok... E, İlk bir yaşında ya yani çocuklar bebeklik döneminde bazı gıdalarının verilmemesi gerekiyor. Örneğin inek sütü direkt bir yaşından önceki çocuklara verilmiyor. Bal, çilek, bu tür besinler alerji yapan türden besinler olarak biliniyor. Yani annelere tavsiyem doktor kontrolünde doktorların tavsiyesi doğrultusunda çocuklarını beslemeler olacaktır. Çocuğumla herhangi bir gıdalı alerjisi olmadığını biliyorum. Çünkü yaptığım araştırma sonucunda ciltte kızarıklık veya döküntü tarzı problemler oluyor. Ayrıca çocuğun gözünden yaş gelebiliyor veya çocuk gıday almak istemeyebiliyor. Bunu gerek aile hekimimizden veya herhangi bir sağlık kuruluşundan da teyit ettirebiliyoruz. Çocuğum 2 yaşına geldi. Kan tahlilleri de yapıldı. Herhangi bir sıkıntı çıkmadığını doktorumuzdan öğrendik yani ben 7 aylık bebeğim var. Dediğim gibi ona hani mesela yumurtanın sarısını verdim. 7. aydan itibaren başlamamız gerektiğini söylemişlerdi. Ama yanaklarında kızarma olduğunu gördüm. Gözlerinde de hafif böyle bir kızarıklık ve ıslaklık olduğunu fark ettim. Vermediğim zaman yanağındaki kızarıklıklar gidiyor ama verdiğim zaman tekrar böyle alerji şeklinde oluyor. Test yaptırmadım ama yaptırmayı düşünüyorum yakın zamanda daha küçük olduğu için de yaptırmak istemedim. Ve çocuğumda yani büyük çocuğumda öyle bir herhangi bir alerjik bir şeye rastlamadım. Olmadı. Sadece küçük çocuğunun yumurtaya alerjisi olduğunu biliyorum. Ee, vücudunda kızarıklıklar olup olmadığından anlayabilirim. Bir de e, benim ilk çocuğumda e, bebek reflüsü vardı. E, özellikle süt verdiğim zamanlar kusuyordu. Onun için süt testi yaptırmıştım hani sütten dolayı mı diye. Ama mide testi yaptırdığımızda reflü olduğu çıkmıştı. Bu tür test, testlerle anlayabilirim. E, bir de işte vücudunda kızarıklık olduğundan anlayabilirim. Süt olabilir. Süt, peynir, başka biraz kuru yemiş türü şeyler olabilir. Ama çok bebeklere zaten kuru yemiş vermiyoruz. Süt, yoğurt, peynir ben onları biliyorum. İşte bir kaşıntı, döküntü olduğu zaman, huzursuz olduğu zaman, kızarıklık olduğu zaman anlardım ama öyle bir şey olmadı şu ana kadar. Duyduğum kadarıyla çilek de, domates de oluyormuş, çikolata da oluyormuş, turşu da oluyormuş ama... Yani çok şükür bizim başımıza öyle bir şey gelmedi. Biz genelde yanaklarındaki alerjiden anlıyoruz böyle kızarıyor yanakları, bir de e, popo kısmında bir kızarıklık oluyor bizim kızımızın dete alerjisi olunca. Karıştırılan meyveler, sebzeler çok e, acayip alerji yapıyor. Başka bizim çocuğumuzun genelde dediğim gibi yiyeceklerden oluyor da ben bir ara çok karıştırıyordum yiyeceklerini, ondan oldu, ondan sonra düzelmeye başladı, kestik. Evet hocam şimdi e, tedaviye geldik diğer bir tedavi zamanlı çilekle domatesi duydun söylemiş, Evet. evet. Gibi. bir de şunu söylemem lazım kültürel olarak bir tek bizim kültür değil başka kültürlerde de kakao çok suçlanıyor hemen hemen hiç yapmaz. Evet, evet. hocam burada süt e, çok lafı geçti biz bir yaşın altındaki bebeklerde. Balı önermiyoruz. Özellikle botulizm, toksin nedeniyle. Doğru. Allah korusun felç yapar. Onun için çok meşhur bir ailenin çocuğu da bu nedenle kaybedildi. Onun için de kesinlikle bir yaş bal Doğru. kullanmıyoruz. İkincisi de özellikle bağırsakta kanamaya neden olduğu için bir yaşın altında çocuklara da saf süt önermiyoruz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bunları Doğru. öneriyor. Onun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hocam gıda alerjilerinde, besin alerjilerinde tedavi nedir? Nasıl yaklaşım sağlanmalıdır? ana ilkeler nedir? Bir bu. Bir de hocam bazen gereksiz yere yeri olmayan radyo frekans, biyorezonans vesaire gibi bazı yöntemler de uygulanıyor. Ne dersiniz? Gıda alerjilerinde bu sıraladığın yöntemlerin tanıda, tedavide hiç yeri yok. Alternatif tedavi yöntemlerini, tanı yöntemlerini reddetmiyorum. Ama bilimsel yöntemlerle sınanıp işe yaradığının gösterilmesi lazım az önce sıraladığın biyorezonans, radyo frekans bunların gıda alerjilerinde yeri olmadığını net olarak söyleyebilirim. Evet, bir. Evet. İkincisi tedavide. Tedavide temel prensip bir ölümleri engellemek, anafilaksi. En önemlisi o. Anafilaksi bulguları tanınacak ve uygun şekilde müdahale edilecek. İki, besin alerjenleri, şikayete yol açan besin alerjenleri diyetten çıkarılacak ama diyetten çıkarıldıktan sonra alerji onlar takip edilecek. Besin alerjileri geçme eğilimindedir. Geçtiğini düşündüğümüz zaman az önce söylediğim gibi yükleme testleriyle geçtiğini gösterip uygun şekilde diyete koymak lazım. Üçüncüsü de temel prensiplerden bir tanesi yasaklanan gıdanın bir besin yetersizliğine yol açmaması için ...başka gıdalarla eksik olan takviye edilmeli bir takım deneysel yöntemlerden söz ettik duyarsızlaştırma evet, evet. gibi onlar hala deneysel anlamda şimdilik temel prensip e, besin alerjilerinde diyetten o gıdayı çıkarmak ama yeri zamanı geldiği zamanda koyulacak zamanı saptamak evet. hocam bir de e, gıda alerjisi olan, alerji olan gıdayı siz pişirdiğiniz zaman alerji oradan kalkar deniyor. Bu doğru mu? Bazıları için evet. Örneğin, örneğin polen alerjisi olan çocuklarda bazı meyve, sebzeler ağız çevresinde döküntü yapar, kaşın, ağız içinde kaşıntı yapar. Buna ağız alerjisi sendromu denir. Bunlar da pişince kaybolur evet, alerjisi evet. ama o gıdaların. Ancak hepsinde değil. Bazı şeylerde örneğin şimdi şöyle düşünelim. Sanırım zaman az kaldı. Hızlı evet. anlatmam lazım. Sütü bir, bir, içinde birçok şey var ya da yumurtanın 1 2 3 4 5 6 diyelim. Bunlardan bir kısmı ısıyla ortadan kalkar, bir kısmı ısıyla ortadan kalkmaz. Isıya duyarlı, ısıya duyarsız. Eğer zaten bazı çocuklarda o fırınlanmış sütle reaksiyon olmamasının sebebi de budur. Dolayısıyla alerjenlerin bir kısmı hepsi değil ısıyla ortadan kaybolabilir. Aslında ısıyla kaybolmayan kısımlarına alerjisi varsa çocuğun o daha uzun sürelidir. Gıda alerjisinin söz etmediğimiz bir şeyi Mesela pişirdiğiniz, onun dumanını solduğu zaman çocuklarda nefes darlığı, nefes darlığı olabilir. Önemli olan proteini almaktır. Evet. Hocam e, şimdi emziren annelerde de eğer bebekte anneden, sütten çocuğa geçerek reaksiyon yaptığını düşündüğümüz... ...ve kanıtladığımız gıdalar varsa annenin diyetinden de onu zaten çıkardığımızı... Kısa süreli. Ettik. Evet, tabi Onu aralıklarla... Ona tekrar bakacağız. Tabii, tabii. Bir de hocam kardeşlerde besin alerjisi varsa diğer kardeşlerde de ortaya çıkma riski artmış artıyor değil mi? Bunu da zaten evet. biliyoruz. bir de hocam bu çok önemli. Yani az önceki hanımefendi Nuray Hanım'ın yaşadıkları. Bu çocuklar zaman zaman dışarıda yemekler yiyoruz. restoranlar, davetler vesaire. Dolayısıyla burada gıda alerjisi olan aileler... Dışarıda beslemeye nelere dikkat etmeleri bir, lazım? Bir, Çok önemli. gıdaların etiketlerini mutlaka okumaları gerekir. Etiketleri içerisinde Örneğin her zaman demin ki Nuray Hanım söyledi, süt dilde de kazeyin yazar, o süt demektir. Peynir altı suyu yazar, onda süt proteini vardır. O yüzden etiketler dikkatle okunmalıdır. Bir, İkincisi pişirilen yerlerde alerjisi olan şeyde aynı bazen aynı tavada diyeyim piştiği zaman bile sorun yaratabilir. O yüzden hazırlık aşamasına dikkat edilmeli. Hazırlanan yerde onunla ilgili mutlaka soru sormalı. Üç, Hazır epinefrin kalemini hastalar yanında. mutlaka yanında taşımalı. Bazen de çoğunlukla söyleriz bir bilezik takmalı şuna karşı alerjim var diye. Çünkü bilinçsiz bulunduğu zaman onu okumak lazım. Evet hocam şimdi aslında biz inekçi protein alerjisi başlığı altında bunu da çok ayrıntılı konuşmayı umuyorduk. Ancak e, zamanımız doldu. Onun için e, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak ne dersiniz hocam? Bence son söz olarak gıda alerjisi çok ciddiye alınması gereken bir şeydir. Çünkü ölümlere yol açabilir ve engellenebilir. Ancak gereksiz yere gıda alerjisi tanısı konması, yanlış tanılar konması da hastaların hayatını sıkıntıya sokar. O yüzden bu iyi bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Değerli izleyenler, gıda alerjilerinde gördüğünüz gibi büyüyen ve gelişen bir çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gıda alerjisinin olup olmadığı kesin ve net bir şekilde ortaya konmalı ve ona göre diyetin planlanmasının gerekliliğini değerli hocam üzerinde vurgu yaparak bahsetti. Efendim sağlıklı günlerde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.